muhalefetten açıklamaları aktarırken Kübra aktardı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü açıklamasını. Her sahada, her ortamda değişim, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık dedi. Ve bu akşam 21'de Maltepe Meydanı'nda FETÖ'nün 570. yılı etkinliği var. Oraya da davet etti İstanbulluları. Hatta bir açıklama yapılacağı konuşuluyor ama yani böyle bir şey olacak mı tabii bilemiyoruz. Burada nasıl bir mesaj vereceği ama merak ediliyor. Ben Nasır Güngör'le başlayayım. Ekrem İmamoğlu'nun bu ifadeleri sizce bundan sonrasına ilişkin CHP'de neler olacağına ilişkin bir şey söylüyor mu? Bugün Sayın İmamoğlu'na son yıllarda yakın olarak çalışmış ama daha sonra kendisinden ayrılmış bir arkadaşımla görüştüm. Uzun süreli bir beraberlikleri vardı. Kötü de ayrılmadılar ama onun izlenimi şöyle. Onu aktarayım size. Yenilgiyi konuşmak istemiyor diyor Sayın İmamoğlu. Geleceği konuşmak istiyor. Çünkü yenilgiye dair payının olması ya da olmaması üzerinden yapılan bir analiz değil bu. Yenilginin parçası olmak mı istemiyor? Yenilginin parçası ister istemez olursunuz da ne kadar parçası olacağınız belki önemli. Ama geleceği konuşan kazanır, değişimi konuşan kazanır gibi bir çerçeveyle hareket ediyorlar ki bence İmamoğlu tarafına baktığımızda bu doğru bir yaklaşım gibi görünüyor. Evet. Açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü yenilgiye dair bir muhasebe yapılacaksa onun nereden başlayacağı çok belli. Sayın Kılıçdaroğlu, yakın çevresi, kurmayları üzerinden. Kaldı ki bu denklemde çok sayıda aktör var. Diğer 4 parti var. İyi Parti'nin kendisi var. 2 Büyükşehir Belediye Başkanı'na da sürekli pay çıkarılıyor ama benim görebildiğim kadarıyla onlar bize tarif edilen söyleneni biz fazlasıyla yerine getirdik. Yani seçim sürecinde koşturduk, kendi başımıza mitinglerde olduk, genel başkanın yanında olduk. Her programda bir şekilde mesajları kuvvetlendirmeye çalıştık ki kendilerine biçilen rol 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Ama tabii Cumhurbaşkanı Yardımcılığı meselesi çıkış noktasında olduğu gibi sadece onların Cumhurbaşkanı Yardımcılığı üzerinden devam etseydi böyle mi olurdu? Bu da bahsi diğer ama bugün itibariyle Sayın Yavaş cephesinde biraz daha sessizlik, Sayın İmamoğlu cephesinde de gelecek ve değişim vurgusunun kuvvetle artacağı bir süreç. Nerede, yani, nerede değişim? Nerede değişim? Öncelikle büyük çerçeve Türkiye'de değişim. Ya ama olmadı. Aslında, yani ama şöyle aslında, iktidar değişmedi. Evet, şimdi nerede değişim? Aslında hani ne derler, eski bir deyim vardır, tahtında müstetir derler. Yani içindeki değişim mesajı doğrudan partiye yönelik. CHP'ye. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik. Bir yanıyla da muhalefete yönelik. Çünkü Sayın İmamoğlu da ekibi de şunu kuşkusuz biliyor olmalı. Bir değişim başlayacaksa bu değişimi sadece Cumhuriyet Halk Partisi zemininde gerçekleştirme şansınızın olmadığı görüldü. Daha geniş bir zeminde, daha büyük bir muhalefet zemininde bunu yapabilmek lazım. Kendisini bu konuda yeni bir enerjiyle, yeni mesajlarla donatma konusunda da bir hazırlık içindeler. Çünkü yani onlar aynı da şeyleri yaparak farklı sonuç elde asla elde etmeyi beklemeyeceğiz. Einstein'in sözü galiba o. Efendim? Einstein'in sözü o. Ama yani herhalde seçime dönük bir yani bir gönderme yapıyor. Şimdi açıkçası dün gece Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerel seçimle ilgili gündemi ana gündeminden bir tanesi ya da merkeze yerleştiriyor olmasının getirdiği bir süreç de var aslında muhalefet tarafında. Yani onun atağı diyorsunuz belki de bugünkü mesajlar atak, biraz. Ya zaten şöyle düşünün, yani İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanısınız, sizin liderliğiniz üzerine çokça konuşma yapıldı, analiz yapıldı, öngörülerde bulundular ama siz o adaylık sürecinde bir tarafıyla hukuki süreçler üzerinden, bir taraftan partinizin sizi siyasi kıskaca alması üzerinden harekete geçemediniz. Bu saatten sonra dün burada da konuştuk, Sayın İmamoğlu ile ilgili bir yargı kararı var, o kesinleşir mi diye. Yargı kararlarıyla ilgili öngörülerde bulunmak zor ama ben Türkiye'nin yakın geleceğinde bu tür bir yasak kararına çıkacağını düşünenlerden değilim. Bu benim sadece tahminim. Herhangi biriyle görüşerek söylediğim bir şey değil. O nedenle Sayın İmamoğlu'nun hukuki anlamda yolunun tıkanacağını düşünmüyorum ama asıl sorunu devam ediyor. Yani partisiyle yaşadığı o kıskaç, zaman zaman yalnız bırakılma, geçmiş süreçlerde bunu yaşadı ve kendisi de bundan şikayet etti. Bunu aşabilir mi? Bunu aşabilmesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili değil, İyi Parti'nin de içinde olduğu bir zeminde belki böyle bir hareketlilik başlatabilir. Ama önce durduğu yeri tarif ediyor. Ne demek İyi Parti'nin de içinde bulunduğu bir hareket? Yani şu CHP'nin içine ne yönelik bir eleştiri İyi Parti ile birlikte yapması yanlış anlaşılabilir. Şimdi CHP'de kalır ve değişime mi uğraşır? İyi Parti ile başka bir temas mı olur? Şimdi değişim çok büyük bir iddia Mehmet Akif. Yani büyük bir iddia, sınandı. Muhalefet cephesinin iddiaları anlamında söylüyorum ve seçimi kazanamadı. Ama getirdiği bir nokta var. %48'lik bir oy bandı getirdi Türkiye. Şimdi iş galibiyetle sonuçlanmadığı için
hani dünden beri konuşuyoruz ya, mağlubiyet yetimdir, öksüzdür. Hakikaten bir köşede kaldı yani. Kimse de çok üstlenmek istemiyor. Ama bence burada dinamik olarak harekete geçen ilk ismin Sayın İmamoğlu olmasının bir özelliği var. O da şu. Kendisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği andan itibaren çizilen, öngörülen misyonun devamını istiyor. Yani bu sefer ben aday olmadım. Aday olmamla ilgili süreçlerin önü açılmadı. Hani hukuki engellerle ilgili bile doğru dürüst bana sahip çıkılmadı. Yeri geldi bir diplomatla İstanbul'da görüştüm, partim beni yalnız bıraktı. Yeri geldi Karadeniz gezisi yaptım, infaz edildim. Tabii burada hiç kimse kendi yapıp ettiği hataları ya da yanlışları konuşmuyor. Hani hep engellendim, kısıtlandım, kıskaca alındım vesaire gibi. Ama bir kıskaç vardı. Mutabakat metnini hatırlayalım. 3-6 Mart krizinin ardından ortaya çıkarılan 12. madde aslında iki büyükşehir belediye başkanının Sayın Kılıçdaroğlu tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği zamanda ve yetkilerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı. Sınırlandırılmış yetkiler. Sınırlandırılmış ama çıkış noktası öyle değildi. Yani İyi Parti'nin de orada, burada şeyi hala bilmiyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ve güçlü Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Evet. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden İyi Parti'ye gelen bir teklif miydi? İyi Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden bir teklif miydi? Net olarak bildiğimiz tek şey bu süreci iki büyükşehir belediye başkanının ama Sayın İmamoğlu'nun biraz daha aktif yürüttüğü yolunda. Ama istenen etkili, yetkili ve hani ilan edilmiş Cumhurbaşkanı yardımcıları olamadılar. Bunu Sayın Mansur Yavaş seçim sürecinde çok da hani süreci hırpalamamak adına muhtemelen öyle bir tercihte bulundu. Çok küçük bir geçişle ifade etti ama çok fazla üzerinde durmadı. Ama ben bugünden sonra bu eleştirilerin İyi Parti tarafından, orada ne demek istediğime geleyim Mehmet Akif ve öyle tamamlayayım bu turda. Sayın Akşener tarafından bir, benim kazanacak adayla ilgili söylediklerime itibar etmediniz. Bunu her vesileyle, her zeminde, biz noter değiliz, kazanacak aday modeli şudur, farklı alternatifler de var, bir tek isme de işaret etmiyoruz diyerek ortaya koydum. Ama bu karşılık bulmadı. Siz dört partiyi arkanıza alarak bana aday dayattınız. Açıklamaları şekillendikçe muhalefet zemininde partilere bakılmaksızın yeni bir değişim alanı oluşabilir. Sayın İmamoğlu da böyle bir alanı zihninde tasavvur ediyor ve bence siyaseten oraya oynuyor. Peki, kısa bir soru, çok özür dilerim. Diyelim CHP Ekrem İmamoğlu'nu tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapmadı. İyi Parti yapar mı sence? Bence oraya gelmez bu iş. Şu anlamda gelmez. O güne gelmeden saflar netleşir. Çok hızlanacak çünkü bence süreçler Türkiye'de. Yani ne kadar var? Teknik olarak 10 ay var galiba değil mi? Yani 9 ay var herhalde. Mart. Mart. 10. 2024. 10 ay olabilir. Çok i̇şte 10 ay. Evet. Evet, aritmetik olarak bir anda şey yapalım ama 9-10 ay diyelim. Yani Ekim, Kasım. Keşke önceden sen şunu yaptı ya gerçekten. Yani ama doğruyu bilelim yani. Çok samimi, evet. Yani şöyle parmak hesabı en sağlam hesaptır. Her zaman için. Peki. Bir tane Koreli çocuk diyor. Ayak parmaklarıyla sayıyor. Yetme bir şey, 20 sayıyor herhalde. Ayak parmaklarını da çıkarmış, onları sayıyor. Haziran'ın başındayız. 9 ay. Yok artık. Koreli çocuk. Kemal Öztürk gibi. 9 ay.